Merhaba arkadaşlar. Bu videoda karışımlar ünitesine giriş yapacağız. E, karışımlar 10. sınıf ünitesidir arkadaşlar. Biz karışımları ikiye ayıracağız. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar diye. Burada görmüş olduğunuz homojen karışımlar arkadaşlar çözeltileri LYS kimyada da yani 11. sınıf kimyada da sulu çözeltileri olarak daha detaylı, daha hesaplamalı bir şekilde göreceksiniz. Ama biz burada e, homojen karışımlarla alakalı basit hesaplamalardan ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Gelelim heterojen karışımlara. Arkadaşlar biliyorsunuz önceden madde ve özellikler diye bir konu vardı 9. sınıfta. İşte YGS kimyada orada bileşikler, elementler ve heterojen karışımların özelliklerinden bahsediyordu. İşte biz bileşikler ve elementlerin özelliklerini kimya biliminde işledik. E, heterojen karışımları ise arkadaşlar burada karışımlar ünitesinde işlemiş olacağız. Burada işte süspansiyon, aire söylemisyon gibi e, heterojen karışım türlerini ondan sonra bunlar birbirinden nasıl ayrılır bunlardan bahsetmiş olacağız. Öncelikle arkadaşlar YGS'ye bakan CHT ile karışımların özellikleri bizim için çok önemli. E, yani karışımlar nasıl özellikleri olur e, işte baktığımız zaman nasıl bir görünümleri vardır. Kaynama noktaları, donma noktaları gibi özelliklerinden üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar bundan öncesinde bazı birkaç tane tanımı açıklayalım. İşte karışım ne demek? Ondan sonra heterojen ne demek? Homojen ne demek? Bunlarla başlayalım. Şunu da belirteyim arkadaşlar. YGS kimyada bununla alakalı ortalama iki soru geliyor. Karışımlar ünitesinde kolay bir konu zor bir değil bazen hesaplama ama genelde yorum geliyor arkadaşlar hesaplama kısmı da zaten çok basit düzeyde olacak daha zor kısmı arkadaşlar Lys'de şimdi biz başlayalım karışım ne demek karışım arkadaşlar birden fazla maddenin kimyasal özelliğini kaybetmeden bir araya gelmesine karışım diyoruz mesela şöyle bir örnek verelim neyimiz olsun bizim? Bir tane arkadaşlar e, tuzlu su olsun. Tamam mı? Suyumuzun arkadaşlar içine tuz attık. Tuz. Şimdi tuz suyun içinde çözündüğü zaman böyle şeffaf bir şey görüyorsunuz değil mi? Böyle tuz taneciklerini göremiyorsunuz. Şimdi suyun formülü ne? H2O. Tuzun formülü ne arkadaşlar? NaCl. Şimdi bunu suyun içine attığın zaman ne nacelede bir değişiklik oluyor, ne de 2 oda bir değişiklik oluyor arkadaşlar. Bunlar değişmediğinden dolayı yani kimyasal özellikler değişmiyorsa bu şekilde biz bunlara karışım diyoruz veya da saf olmayan madde diyoruz. Şimdi bunlar aynı zamanda arkadaşlar nacele ve suya burada bileşen de denir tamam mı? Karışımı oluşturan maddelere ne denirmiş? Bileşen denir. Yani bizim burada e, su ve tuz bileşenlerimiz bir araya geliyor, bir karışım oluşturuyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde karışımı oluşturan bileşiklerin birbirine göre dağılımları farklı olabilir. Bir karışımda basıncın, yoğunluğun ve benzeri fiziksel özelliklerin aynı olduğu bölgelere faz deniyor. Yani bu şöyle demek arkadaşlar. Baktığınız zaman böyle bir bardağa bakın işte şekerli su. Bir bardağın içinde şekerli suyu karıştırın arkadaşlar. Baktığınız zaman tek bir şey görüyorsanız işte o sizin için tek faz olmuş oluyor. Çünkü bu şu demek oluyor bardağın her yerinde e, ee, işte bunun görünümü aynı demek oluyor. Çünkü tek bir şey görüyorsunuz. Tamam mı? Şekerli su. Şimdi tek bir şey gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde tek fazla olan maddelere biz e, homojen karışım diyoruz. Eğer birden fazla şey varsa faz varsa yani baktığınız zaman şöyle bir örnek verelim. E, suyla yağı karıştırın arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bunlar bir birbiri arasında çözülmez. E, bunu deneysel olarak da yapabilirsiniz. Hem aklınıza yatması için arkadaşlar. Mutfakta bir suyun üzerine yağ koyun. Yağ üstte üst olur bu şekilde. Bu şekilde iki farklı veya ikiden fazla şeyler görüyorsanız fazla görüyorsanız, görünüm görüyorsanız bunlar da bizim için heterojen karışım olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar. Tek fazlalar yani baktığınız zaman tek bir şey görüyorsanız bizim için homojen. Birden fazla ise 2 3 4 5 fazla yani farklı şey görüyorsanız arkadaşlar bu da sizin için ne olmuş oluyor? Heterojen karışım oluyor. Mesela suyun içine kum attınız. Hem kumu görüyorsunuz hem suyu görüyorsunuz. Ne oldu arkadaşlar? Birden fazla fa faz oldu. O yüzden diyeceğiz ki heterojen karışım. Gelelim arkadaşlar karışımların özelliklerine. Karışımlar arkadaşlar saf değildir. Tamam mı? Bu birinci özelliğimiz. Ee, bizim için saf madde neydi? Element ve e, bileşikti. Karışımlar saf madde değildir. Homojen ve heterojen olabilir arkadaşlar. İkiye ayırıyoruz biz zaten karışımları. Genel olarak farklı tür atom veya farklı tür moleküllerden oluşur. Mesela tuzlu su dedin. Tuzlu suda ne oluyor arkadaşlar? iyonları ile NaCl iyonları ee, bir de H2 oluyor değil mi? Ne oldu? Birden fazla farklı tanecik oldu değil mi? Ama bileşikte neydi? H2O. Her yerde H2O. Al sana bileşik. İşte helyum gazı. Her yerde helyum. Ne oldu? Bunlar arkadaşlar birbirinin aynısı oldu. Tamam Eğer karışım diyorsa birden fazla e, farklı tür atom veya farklı tür moleküllerden oluşur diyoruz. Belirli sembol veya e, formülleri yoktur. Hani bileşiğin bir formülü vardı. E, ondan sonra elementin sembolü vardı ama arkadaşlar karışımlarda böyle bir şey yok. Karışımlara bile, karışımlara bileşen maddenin fiziksel e, özelliklerini taşımaz arkadaşlar ama kimyasal özelliklerini taşır. Az önce örnek vermiştik işte şekerli suyu e, işte suyun içinde şeker çözdüğümüz zaman suyun formülü de değişmiyor, şekerin formülü de değişmiyor. İşte bu kimyasal özelliğin değişmediğini gösterir ama fiziksel özellik değişir. Mesela suyun tadı nasıl arkadaşlar? Böyle bir tatsız değil mi? Ama içine şeker attığın zaman şekerli su olmuş. Oluyor. Tadı değişti. Yani fiziksel özelliği değişmiş oldu. Bileşenler arasında arkadaşlar belli bir oran yoktur. Mesela suyun içine 2 kaşık da çay, çay atabilirsiniz. 3 kaşık da çay atabilirsiniz değil mi arkadaşlar? Ee, bu şekilde belli bir oran yine yoktur diyoruz. Belirli bir e, sabit hal değişme sıcaklıkları yoktur. Mesela arkadaşlar suyun kaynama noktasını veya işte suyun hal değişimi çizersek maddenin hallerini izlemiştik işte çizmiştik arkadaşlar şu şekilde böyle bir şey çizelim. Bu, bu, neydi arkadaşlar? Sabit. Sabit bir noktada kaynıyor demekti. Ama e, bizim için karışımlarda arkadaşlar böyle bir şey yok. Tamam mı? Mesela çözeltilerden örnek vereyim. Çözeltiden karışımı şu şekilde olur arkadaşlar. Hani düz değil de biraz daha eğimli. Tamam mı? İşte bu şekilde sabit bir şey yoktur arkadaşlar. Kaynama süresince e, sıcaklık sabit değildir. Yoğunlukları karışan maddenin orana göre değişir. Yine ee, yani suyun yoğunluğu 1'dir arkadaşlar ama içine şeker attığınız zaman o 1 olmaz. Değişir yoğunluğu. Tamam mı? Bunu bilseniz yeter. Ne kadar değişir, ne olur filan bunu çok bilmenize gerek yok. Sadece değiştiğini bilin yeterli. Fiziksel yöntemlerle arkadaşlar kendine oluşturan özel şeylere ayrıştırılabilirler. Örneğin şekerli su demiştik arkadaşlar. Şekerli suyu kaynatırsanız su buharlaşır. Buharı bir kapta toplarsınız. Soğutursunuz. Tekrar su haline gelir. Ee, şeker de kabın dibinde kalır. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Fiziksel yöntemlerle birbirine ayırmış oldunuz. Bunlar bizim karışımlarımızın özellikleriydi arkadaşlar. Gelelim şimdi bu karışımları e, ikiye ayırmaya. Bir diyelim homojen karışımlar. Homojen karışımların bir diğer ismi arkadaşlar çözeltidir. Tamam. Çözelti eşittir. Homojen karışım. Şimdi arkadaşlar bunun tanımını yapmıştık. Eğer eee maddelere karıştırdığınız ve birbirisinde tek fazla ise tek e, biz bunlara homojen diyoruz. Burada neden homojen deniyor onu da şey yapalım arkadaşlar. Homo aynı jense tür demektir arkadaşlar. Yani aynı tür anlamından geliyor homojen. Arkadaşlar e, homojen karışımları artık ben çözeltiler diyeceğim. E, çözeltiler katı sıvı veya gaz halinde arkadaşlar olabilir. Tamam mı? E, bu çözeltir arkadaşlar çözücü ve çözünen olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Yani birisi birisinin içinde illaki çözünüyordur. Tamam mı arkadaşlar? Buna nasıl karar veriyoruz? Hangisi hangisinin içinde çözünmüştür? Hangisi çözücü? Hangisi çözünendir? Şu şekilde karar veriyoruz arkadaşlar. Miktarı az olan bileşen çözünendir. Miktarı çok olan bileşen arkadaşlar çözücüdür. Ama bizim için su genelde az da olsa çok da olsa her zaman için arkadaşlar çözücü olarak kabul edilir. Örneğin şeker Su işte 5 gram şeker tamam mı 10 gram su bakıyorsun miktar hangisinin fazla suyun fazla diyeceğiz ki burada su çözücüdür ee, şekerse çözünendir diyeceğiz arkadaşlar tamam mı bizim için şeker ve sudan oluşan bir çözelti olmuş oldu çözücü ve çözünen bir araya geldi arkadaşlar neyi oluştur çözelti oluşturdu çözelti bakın kaç gram 5 gram şeker 5 gram çöz çözünen 10 gram da çözücü var. Bunlar bir araya geldi arkadaşlar. 15 gram çözelti oluşturmuş oldu. O zaman biz burada şöyle bir şey diyeceğiz. Alta yazalım. Çözücü çözücü artı çözünen miktarları arkadaşlar ne eşittir? Çözelti eşittir. Yani burada ne oldu arkadaşlar? Kütle korundu. Tamam mı? Bunları da diyerekten geçelim arkadaşlar. Şimdi bu çözeltilen özelliklerinden bahsedelim. Birden fazla saf maddenin oluşturduğu birden fazla bakın tek bir saf madde oluşursa zaten element veya bileşik oluyor. Birden fazlası bir araya geldiği zaman arkadaşlar saf olmayan maddeler yani bu safa arı da denir bazen arı madde deniyor yani arkadaşlar saf madde de denir. Zaten erime ve kaynama noktalarının e, sabit olmadığından bahsetmiştik arkadaşlar. Sabit yine öz kütleleri yoktur bunların. Çözücü ve çözünen madde çözelti oluştur, e, oluştururken farklı oranlarda karışabilir. Yine bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Belli bir oranları yoktur demiştik. Şimdi bu çözeltilerde şöyle bir e, durum var. Karışım oluşan maddenin boyutu 10 nanometre den küçükse nanometre biliyorsunuz bir uzunluk birimi arkadaşlar. E, 1 nanometre 10 üzeri 9 metreden eşit tamam mı? Bu bir uzunluk bir şey yani gözle göremeyeceğiniz kadar çok küçük bir şey. Eğer birbiri arasında bu kadar küçük dağılıyorsa çözelti. Yani baktığınız zaman mesela şekerli su çözeltisinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şekeri göremiyorsunuz değil mi? Bu çok çok küçük olduğuna dolayı yani bu şekilde gözle göremiyorsanız bizim için çözelti olmuştur diyoruz arkadaşlar. Çözeltilen dibinde çökelti olmaz. Mesela şekerli suyun içine çok fazla şeker attınız. Ne oldu? Şurası arkadaşlar e, şekerli su oldu. Ama çok fazla attığınızdan dolayı hepsi çözülmedi. Dibinde de bardağın dibinde de arkadaşlar şeker gördünüz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz zaman bu bizim için çözelti olmaz. Niye? Çünkü e, baktığınız zaman iki farklı şey görüyorsunuz. Yani iki faz var. İki faz varsa bizim için nedir arkadaşlar? E, heterojen karışımdır. Bizim için tek fazla olması lazımdı. Yani baktığınızda tek bir şey görüyorsanız homojen yani çözeltiydi. Birden fazla görüyorsanız şeker olmuş. E, heterojen karışım olmuş oluyor. O yüzden diyoruz ki çözeltinin dibinde çökelti oluşmaz. Yine yorum sorunlarda, öncüllü sorularda karşınıza gelir arkadaşlar. Fiziksel yöntemlerle birbirine ayrılır. Yine az önce örnek vermiştik arkadaşlar. İşte suyu, şekerli suyu ısıttığınız zaman su buharlaşır. Şeker dipte kalır. Ayrıştırmış oluyordunuz. Ama çözeltiler birbiri içinde çok çok küçük şekilde dağıldığından dolayı arkadaşlar süzmeyle ile ay ayrıştıramazsınız. Bakın bu istisnadır. E, çok karşınıza çıkmaz ama zorlayıcı bir soru sormak istediğinde kaynaklar size bunu sorabilir. Süzmeyle ile ayıramazsın. Çünkü e, çok çok küçük olduğundan dolayı işte süzdüğün delikten geçer bunlar. Eğer arkadaşlar sizin çözeltinizde iyon varsa elektriği iletir. Elektriği ilettiği için e, arkadaşlar elektrolit çözelti denir. Eğer iyon yoksa elektriği iletmez. Biliyorsunuz ki iyon diye bizim amelelerimiz vardı. Bunlar elektriği taşıyordu. Mesela tuzu attınız. Tamam mı? Tuzu attığınız zaman ne oldu? Na ve Cl şeklinde suyun içinde arkadaşlar ayrıştı. İşte buradaki e, şeyler arkadaşlar bir dakika Şöyle gösterelim. Buradaki e, iyonlar Na ve Cl iyonları birbirini taşıyordu, elektriği taşıyordu, elektriği iletiyordu. Ama bunu şekerli suyun içine attığınız zaman şekerli su biliyorsunuz arkadaşlar moleküler halde çözünüyor. Kimyasal etkileşimler konusu. Moleküler halde çözününden dolayı bakın böyle tek kendisi var, başka bir şey yok. E, aldığı elektriği birisine aktıramıyor. O yüzden diyoruz ki elektriği iletilemiyor, tamam mı arkadaşlar? Eğer iyonlaşarak yani suyun çözeltinin içinde iyon varsa elektrik iletir ve biz buna elektrolit çözelti deriz elektriği ilettiği için. Eğer iyon yoksa elektriği iletmez ve biz buna da elektrolit olmayan çözelti deriz arkadaşlar. Gelelim ee, az önce örnek vermiştik çözücü çözünen demiştik arkadaşlar ee, bizim için şurada örneklerimiz var bunlara da e, yine PDFten kontrol edebilirsiniz ee, tekrar hatırladım PDF arkadaşlar videonun altındaki açıklamalar kısmındaydı bizim e, çözücü ve çözünmemiz katı katı olabilir katı sıvı olabilir sıvı katı olabilir gaz sıvı olabilir sıvı gaz olabilir Tamam arkadaşlar katı gaz olabilir. Her türlü örneği vardır bunun. Bununla alakalı hepsinde bir örnek var. Katı katı çözümler mesela pirinç demiş, lehim demiş arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz alaşımdır. Ee, ne oldu arkadaşlar? Katı katı size çözelt olmuş oldu. Mesela size katı katı örnek şunu da verebiliriz arkadaşlar. Ee, bakırla altın mesela. Tamam Altın. Bunların karşılığı ne bir alaşımdır. Mesela biz diyoruz ya 24 ayar altın. Arkadaşlar bu 24 ayar altın saf altındır ve elementtir. Tamam Element. Element olduğuna göre nedir arkadaşlar? Saf maddeler değil mi? Ama 22 ayar altın kelimesi duyarsınız. Veya işte 18 ayar altın kelimesi duyarsınız. 14 ayar altın kelimesi duyarsınız arkadaşlar. Bu şey demek. Altının kalitesi düşürülmüş. Yani bu normalde 24 olması lazımdı. 2 gramda farklı bir metal eklemişsindir. İşte bakır eklemişsindir. Tamam mı? Ne oldu bu arkadaşlar? Bakır artı altın oldu. Bizim için çözelti olmuş oldu. Şimdi elementle çözelti çok farklı şeyler. Çünkü elementin sabit erime, kaynama noktası var ama çözeltinin yok. Ee, element e, fiziksel yöntemlerle ayrışamıyor ama çözelti ayrışabiliyor değil mi arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi bu ayarın değişmesi ne kadar şeyi değiştirmiş oldu. İşte burada e, ne yaptı arkadaşlar? 6 gram ekledi. Gitgide e, oranını düşürdü tamam mı arkadaşlar? E, bizim için bu ayar diyor işte 22 ayar, 18 ayar bunlar da bizim için yine çözeltidir diyelim. Yine bu da karşınıza çıkar arkadaşlar. Burada yine e, örnekler var. Siz bunların hepsini e, arkadaşlar tek tek ince ince e, bakabilirsiniz. Ben bir, bir iki tanesini baktı açıklamış oldum. Sıvı gaz örnek mesela gaz gazozda yine sizin için arkadaşlar bir çözeltidir diyoruz. Geçelim arkadaşlar, e, çözünme olayına bizi çok alakadar eden bir noktadan birisi arkadaşlar. Şimdi e, özellikle de organik kimyada da çok çok duyacağınız işte klasiktir yani benzer benzeri çözer muhabbetini duymuşsunuzdur İlla ki işte o nokta burası. Bir maddenin iyonlarına veya moleküllerin diğer bir maddenin iyonları veya moleküller içerisinde dağılmasına çözünme denir. Yani suyun içine attığınız NaCl, Na, Na ve Cl olarak ayrıldı veya işte suyun içine şeker attınız c 6 h 12 o 6 olarak yine dağıldı. İşte biz bunu arkadaşlar çözünme diyoruz. Suda çözünme genellikle iyonik ve moleküler çözünme olarak iki şekilde olur arkadaşlar. Biliyorsunuz iyonik çözünme nedir? İyonik bileşikler iyonik çözünür. Kovalent bileşikler ise moleküler çözünür diyoruz. Bir maddenin başka bir maddeye çözebilmesi için her iki maddenin moleküller arası çekim kuvvetinin birbirine yakın olması lazım. Genellikle benzer türdeki maddeler birbiri içerisinde çözülür. Yani nedir bu benzerlik arkadaşlar? Polar madde. Polarda çözülür. Apolar maddede apolarda çözünür diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada bir tane e, örnek var. Tuzun e, bu arada sürekli tuzla şeker örneği veriyorum çünkü çözeltilerde arkadaşlar genelde tuzla şeker örneği karşınıza çıkar. Tamam? E, tuzu attığınız suyun içine ne oldu arkadaşlar? E, Na yonları bakın artı yonların etrafını bu şekilde sular kapladı. Cl yonu. Cl de eksi yonda olduğu için bu şekilde yine sular kapladı. Nasıl kapladı arkadaşlar? Şimdi bu Na artı olduğundan dolayı sudaki oksijenin eksisi eksi tarafı artı yaptı, çekiyor ya. Bakın eksi taraflar artıya yöneldi. Ama burada Cl yonu eksi olduğundan dolayı ne de suda pozitif olan kısım yani hidrojen kısmı ne oldu? Bunlar bu kez buna daha yakın olmuş oldu. Bu da yine bir önemli nokta idi diyoruz arkadaşlar. Tamam. Ee, onlar polar... Po Polor'daydı. Şimdi apolarlara bakalım arkadaşlar. Apolar maddeden işte şunları artık kimyasal etkileşimlerde apolar olduğunu biliyorsunuz. Apolarlar bunlar birbiri içinde daha iyi çözünür. Ama bunlar suyun içine attığınız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki işte polar. Bunlar suda çözünmez. Ee, ve bunlar birbiri arasında çözünürken yine kimyasal türlerden biliyorsunuz arkadaşlar London kuvveti olur. Niye? Çünkü apolar apolar arasındaki etkileşim bizim için en zayıf etkileşim olan London etkileşimiydi. Ve bu şekilde Arkadaşlar moleküller var. E, HBL, bunlar da polardı. Polar poların içinde çözülür. Yani HCL, H2O'nun içinde çözülür veya NH3'ün içinde NH3'ün içinde arkadaşlar çözünür. E, bu polar. Polara biz dipol diyorduk. Bu da polar. İşte bunları birbirini içine atarsanız ne oldu arkadaşlar? Dipol dipol etkileşim veya da işte H2O ile NH3 arasında da biliyorsunuz hidrojen bağı vardı. Bizim için neydi hidrojen bağı? Fon elementleri değil mi? Yani H2O'nun e, NH3 diyelim. Buradaki N ile arkadaşlar buradaki işte H'ın etkileşimi gibi diyoruz. Tamam mı? ondan sonra arkadaşlar bizim eğer veya diyor ki hidrojen bağ oluşur dedik. eğer biz bundan içinde polar bir madde atıyorum su neydi? Polar bir madde. E, NaCL de arkadaşlar iyonik bir madde. İyonik maddeyi çözerseniz arkadaşlar ne olacak? NaCL iyonlarına ayrışmıştı. Az önce örnek vermiştik. Bu kez de iyon dipol etkileşim olmuş olur. Bunlar yine e, kimyasal etkileşimle de bahsettiğimiz şeylerdi. E, Çözeltra konusuyla alakalı buradan çok şey soru geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. sizin burada bilmeniz gereken benzer benzerde yani polar polarda apolar apolarda da çözünürlüğü bilmeniz Lazım. Burada bir iki tane de örnek verdim arkadaşlar. Bunlara da bakabilirsiniz, tamam? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, iyonik kristaller suda iyonlaşarak çözünür. Evet, az önce söylemiştik. İyonlaşarak çözünden dolayı, biliyorsunuz, iyonlaşmadan, iyon suda çözünen suda polardı. iyon dipol etkileşimi meydana gelmiş oldu. Arkadaşlar, burada şöyle bir tabir var. Bu tabiri duyacaksınız. Çözünen iyonlar su molekülleriyle çevrilmesi sonucu oluşan çözünme çözünmeye hidratlaşma denir. Yani dedik ya az önce artının etrafını böyle haşikolar saydı. İşte biz şu olaya hidratlaşma diyoruz. Hidratlaşma. Hidratasyon da denir arkadaşlar. Tamam mı? Hidrat. Hidrat. Neymiş? Çözünen e, iyonun etrafını suyun sarması. Bakın önemli nokta burada ne? Su. Su sayıyorsa, arka, e, sarıyorsa bizim için neymiş arkadaşlar? Hidrat. Eğer su değil de farklı bir madde sarıyorsa arkadaşlar biz ona da e, solvatasyon diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İşte su yerine başka bir çözücü kullanın. Atıyorum nacele için işte burada HCL oldu. HCL ile Nacelen'i karıştırdınız. Polar polar. Burada diyeceksiniz ki arkadaşlar yine HCL bunun etrafını saracak. Bu kez de buna solvatasyon diyeceksiniz. Tamam mı? Su sarıyorsa hidratasyon. Sudan başka herhangi bir polar madde sarıyorsa solvatasyondur diyoruz. Gelelim arkadaşlar e, buradan bahsettik elektriği iletiyorsa e, elektrolit iletmiyorsa e, elektrolit olmayan çözeltidir yine dedik arkadaşlar e, suda yoğunlaşır çözen madde e, bundan bahsetmiştik şu burada da e, şekerli suyun çözülmesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker attığınız zaman hiç birbirine ayrışmadan moleküler halde çözüldüğünden dolayı arkadaşlar e, yine aynı şekilde kalıyor bakın ne oldu? Her yere dağılmış oldu. Her yere eşit şekilde dağıldığından dolayı bizim için çözelti olmuştur diyoruz arkadaşlar. Şunu da verelim. Saf su arkadaşlar bazen sorularda düşürücü olarak kul, e, şey yapıyor. Su arkadaşlar elektriği iletir. Tamam mı? Bakın su elektriği iletir. Niye su elektriği iletir? Çünkü suyun içinde arkadaşlar e, mineraller vardır. Nedir bu mineraller arkadaşlar? Bizim işte o metallerimiz falan var ya sodyum, kalsiyum, manezyum bunlar. Bunlar şimdi artı eksi, klor artı eksi e, artı iyon olduğundan dolayı elektrik iletir. Ama saf su dediğin zaman saf su arkadaşlar içinde hiçbir şey olmayan yani sadece H2O. H2O nedir arkadaşlar? İyon yok. İyon yoksa elektrik iletir mi? Ama içme suyu dediği zaman içme suyunda arkadaşlar iyon vardır. İyon olduğundan dolayı elektriği iletir ama saf su arkadaşlar elektriği iletmez diyoruz. Tuzlu su mesela deniz suyu. Benim su iletkenliği, tuz var. E, tuz olduğuna göre iyon da vardır. İyon varsa elektrik iletiriz diyoruz arkadaşlar. Yine bu da bizle alakalı karşımıza çıkacak soru tipleridir. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videoda e, kütlece yüzde derişim, e, kütlece işte hacimce yüzde derişim, e, PPM'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu e, bu konulardan biraz da hesaplama kısmından bahsedeceğiz. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, tekrar hatırlatayım arkadaşlar burada kullanmış olduğum e, pdf yani burada kullanmış olduğum yazılı şeyler videonun açıklamalar kısmında e, pdf şeklinde mevcut oradan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek dileğiyle.